Hepiniz Hamburg'dan yeniden merhaba. Son birkaç gündür ki paylaşımlarımda olduğu gibi ev işlemlerimiz devam ediyor. Taşıma işlemlerimiz. Bunu hem Instagram'dan da paylaşmıştım hem önceki videolarımda da yine duyurmuştum. Almanya'da daha önce zaten eşyalı evlerde yaşadığımız için şimdi eşyasız eve geldik ama bu eşyasız evi de devralırken tabii ki bir evi devralma protokolü gibi bir şey var aslında Türkçe çevirdiğimize. Bugün tam olarak o aşamadayız. Apartman sorumlusuyla biraz sonra buluşacağız ve evi çizik, kırık herhangi bir şey var mı onu inceleyip ondan sonrasında her şey yolundaysa imzamızı atacağız ve ev resmi olarak tamamen bize geçmiş olacak. Bizim için en heyecanlı, en güzel aşamalardan biri. Bunu da sizlerle zaten paylaşacağım. Her neyse şimdi eve geçip bu aşamayı halledeyim. Sonrasında sizlerle yeni bir şeyler paylaşmaya devam edeceğim. Ve sonunda anahtara sahip olduk. Çok zorlu bir süreci nihayet ellerimizde sona erdirdik. Aynen ya, onun mutluluğu var üzerimizde. Şimdi Türkiye'den izleyenler için belki çok normal gelecek ama burada evle biz kaç yıldır uğraşıyoruz, kaç yıldır istediğimiz gibi ev arıyoruz ve olmuyordu. Sonunda gerçekten ev içimize sindi. Yani gerçekten hem boyut olarak hem de işte konum olarak bilmiyorum birçok açıdan içimize sinen bir ev bulduk. Sanırım son zamanlardaki arayışımızdaki de en çok içimize sinen ev olmuş olabilir bu. Evet, kesinlikle. Herhalde bu süreçte 10-15 tane ev ziyaret ettik. 2-3 tanesinden kabul almıştık. Son dakika hepsini reddettik. Artık en son bu eve bırakmıştık. Kabul ederseler bizi, biz de kabul edeceğiz. Etmezlerse oturduğumuz evi artık süresiz uzatacağız diye düşünmüştük. Şimdiki evimizde normalde 1 yıl kalma hakkımız vardı. Ama günün sonunda uzatabildik. Şu anki ev küçük olmasa aslında burada da kalırdık. Burayı da çok seviyorduk değil mi? Sadece biraz daha büyük ve konforlu bir alan istedik artık. Kendi eşyalarımız olsun istedik. Bence iyi de oldu. Ben bayağı heyecanlanıyorum bu süreç için. Ben de. Yani daha önceki vloglarda da bahsettiğim gibi sıfırdan eşya dizeceğiz. Türkiye'deyken de Almanya'dayken de hiç yaptığımız bir şey değildi. Uğraştırınca mı uğraştırıcı. Yani sonuçta evin bir sürü eksiği oluyor. Bir şeyleri yeniden yapman gerekiyor. İşte boyalar falan vesaire. Çok o işlere girmedik gibi ama belli olmayacak. Hepsine gireceğiz gibi. Hepsine gireceğiz. Hepsine. Sen kaçmak istiyorsun ama mecbur gireceğiz. Şu anki eviyle aslında. Kanserik eviyle. Hazır içinde eşya var. Tabii. Ben de bazen öyle diyorum açıkçası mobilya mağazalarını falan gezince. Çünkü fiyatlar çok fena. Yani hani her şeyi sıfırdan almaya kalkışınızda büyük para. Ama tabii biz dengesini bulmaya çalışacağız. Bakalım nasıl yapacağız. Şu ana kadar sadece bir koltuk baktık ama daha bakacak çok şey var. Bu arada fiyatları olabildiğince seyahat hikayelerinden paylaşmaya çalışıyoruz. Ben de ara sıra paylaşıyorum. Hani Instagram'dan takip edebilirsiniz o sayfalarımızda. Özellikle seyahat hikayelerini. Çünkü sonradan taşımak isteyenlere en azından fikir verir diye düşünüyorum. Hani hem bu süreçler nasıl oluyor hem de fiyatlar ne durumda. Hani evet. Takip edin. Bu arada Serkan söyledi mi bilmiyorum ama evi üzerinize alırken evi didik didik kontrol etmek gerekiyor. Bunları anlatmış mıydı? Evet, anlattım. Ve biz de didik didik kontrol ettik. En sonunda ev sahibi her şeyi not etti ve işte şey dedi, ben camcı çağıracağım, tamir ettireceğim. İşte eşyaları çıkartırken kapıların kenarlarını çarpmışlar, kapılar böyle çizilmiş falan. Onları tamir ettirecek boyacıya. Yani biz böyle gelmeden önce evi böyle sanki sıfırmış gibi düzenleyecekler ve öyle verecekler. Aklınızda da bulunsun. Mutlaka o Wohnungsübergabe denilen dokümanda yazılan her şeyi tek tek okuyun ve tek tek bakın yani. Kesinlikle. Ya sonradan üzerinize kalır. Evde bir çizik varsa bildirmemişsin falan diyebilirler. O yüzden ufak dahi olsa o noktaları, o ufak çizikleri falan tamamını mutlaka belirtin. Önemli. Almanya'da çünkü bu tarz şeylerde öyle duygusallık falan işlemiyor gerçekten. Evet. Her şey neyse olduğu gibi söylemeniz gerekir. Hadi gidip artık kafeye bunu bir şeyler kutlayalım biz. Kutlayalım. Evet. Bu arada şu an bizim semtte bir tane inşaat var. Yanından geçiyoruz. Burası bizim ilk Almanya'ya, daha doğrusu Hamburg'a geldiğimizde gördüğümüz inşaattı. Bayağı böyle temel seviyesindeydi. Şu an bir baktım bayağı ilerlemiş. Size şöyle çevirip göstereyim hatta. Bayağı bayağı bir sürü kat çıkmışlar. Sanırım şu ana kadar Almanya'da görmüş olduğum en hızlı ilerleyen inşaat olabilir. Çünkü gerçekten bu işlemler Almanya'da bayağı bayağı böyle aylar, yıllar falan sürüyor. Bu böyle birkaç aydır resmen bu hale geldi. Yani 5-6 ay önce bu herhalde iki katlı falandı, öyle düşünün. Son birkaç ayda bayağı böyle kaç kat bilmiyorum, sayalım bakalım. Tahminimce 5 kat, 6 kat falan gibi
çıkmışlar. Waking up in my bed, you're still stuck in my head. I'm not even hungover. I wanna call your phone, tell you what you did wrong. Normalde bu mevsimler bizim böyle hani yapraklar falan yerlere dökülüyor. Sonbahar tabii ama bir yandan da çok karanlık olur. Yağmur falan bol olur. Şu anda şansımıza bak, güneş de güzel. O yüzden böyle yapraklı sokaklar da çok güzel görünüyor ekstra. Hava şansımıza güzel, bunu değerlendirelim dedik. Hani evi de tuttuk, o da güzel bir haber. Bunu da böyle ufak tevazu şekilde kafede kutlayacağız. Dönerciye geldik. Tamam, yine dönerciyle yapacağız. Acıktık açıkçası. Bir şeyler yedirdik, sonrasında kafeye geçeceğiz. Şurası biraz bu döner fiyatlarından bahsedeyim. Ortalama 4 lira 5 lira falan değişiyor. Burada lahmacun falan da var. Bu arada tüm gün biraz koşacak koşacak yaşı için yemek yapamadık. O yüzden dışarıdan yedim dedik. Ben döneri seviyorum. Yani Türkiye'nin döneri de seviyorum. Buradaki biraz farklı. Ondan biraz bahsedeyim. Genelde içinde böyle yoğurtlu soslu falan şeyler konuluyor. Ben genelde sossuz tercih ediyorum. İşte et ve yanına azıcık bir salata biliyorsun en sevdiğim şekilde. Burayı da seviyorum. Ben ara sıra yerim buradan yani. Bahar ama döner pek sevmediği için kendi şimdi karnıyarı kaldı. Pilav aldı yanına. Evet. Tamam, neyse ki ev yemekleri olduğu için bugün karnıyarıkla kurtardım. Sen buranın dönerini bayağı seviyorsun ama ben genel olarak hazır döneri, yani döneri hazır bir şey olarak dediğim için çok yememeye çalışıyorum. Sadece Berlin'de yiyorum. Orada da biraz daha güzel yapıyorlar. Bir de Hamburg'da bir yer var. Böyle resmen Türkiye'deki gibi yapıyor. Yani o Türkiye'deki etin tadını alabiliyorsun gibi. Ben buradakileri çok yapay buluyorum açıkçası. Berlin tabii Türkiye toprağı sayıldığı için 82 miydi plakası? Evet, 82. Böyle güzel ama. Burada döner pahalı bir de bence. Yani 5 euro için mesela Dortmund'da 3,5 euroydu değil mi döner? Ben 10 sene önce Berne gittiğimde orada da döner 3 euroydu ama biz en son gittiğimizde de yine 5 euroya yedik. Orada da artık 5 euro olmuş yani. Tabii büyük şehir olması ile alakalı aslında. Evet, kiralar, miralar falan. Berlin, Dortmund, Münih biraz gerçekten yaşam standartının daha yüksek olduğu şehirler olduğu için. Yani Berlin Dortmund'da aslında çok yaşam standartı yüksek değil mi? Çünkü Dortmund ucuz aslında. Pardon, Berlin, Münih, Hamburg demek istemiştim. Buralarda kiralar fazlasıyla yüksek olduğu için dolayısıyla alım gücüne göre de işte market ya da yeme içme de biraz pahalı olabiliyor aslında. Aynen. Onun efektif olarak düşünebiliriz bunu. Neyse, yemeğe devam edelim. Evet, yine bir günü sonlandırdık. Şimdi kafede oturduk. Birkaç saat hem dinlendik hem de çalıştık. Biraz işlerimiz vardı. Hem benim hem de Bahar'ın. Yorucu bir gündü. Yani sabahtan akşama kadar bugünüm bu şekilde geçti. Sizler de olabildiğince her ayrıntısını zaten paylaşmaya özen gösterdim. Ve ev işleri tabii ki devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de hala devam edecek. Çünkü birçok işimiz var. Hani hem iç tarafta hem de mobilya gibi, beyaz eşya gibi tarafta devam edecek. Bu arada umarım bu çektiğim arka arkaya evle alakalı olan vloglar sizlere faydalı oluyordur. Bu konudaki fikirlerinizi aşağı yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Zaten fayda sağlasın diye birazcık da çekmeye çalışıyorum. Instagram'da da yine aynı şekilde paylaşımlarım devam ediyor. Neyse, şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz ve zil ikonuna dokunarak bildirimleri açık hale getirebilirsiniz. Herkese Hamburg'dan iyi akşamlar. Come on, so take a good look. Soon I'll be